Sayın seyirciler, Gündem Özel kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor. Reklamdan önce sizlere son dakika bilgilerini paylaşmıştık. Biraz daha ayrıntıya sahibiz şu an. Hemen onları aktarayım sizler için. OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam 1684 asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarıldı, ihraç edildi. 1684 amiral, general, subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiş oldu. İhraç edilenler arasında Orgeneral Adem Huduti, Orgeneral Akın Öztürk, Mehmet Dişli, İncirlik Üst Komutanı Bekir Ercan Van gibi isimler bulunuyor. Ve bu kararname, kanun hükmünde kararnamenin diğer ayrıntıları da devam ediyor. Şöyle, buna göre de Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bununla birlikte 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayın evi ve dağıtım kanalı kapatıldığı bilgisi de ajanslarımıza düşmüş durumda. Evet Hüsnü Bey, sizde kalmıştık birinci bölümün sonlarına evet. Doğru. Yeni bilgiler ışığında da lütfen sözünüzü de tamamlayabilirsiniz evet, böylelikle. Neler diyeceksiniz? Aslında yarın yapılacaktı ama yaştan önce bu bilgiler de evet. Gece geç saatlerde de düşmüş oldu. Tabii yaşta artık ne konuşulacak onu bilemiyorum. Evet. Şimdi bakınız. Bir darbe girişimini konuşuyoruz. Şunu tespit etmemiz lazım. Eğer iktidarın sunduğu gibi bu bir onların tabiriyle FETÖ, benim tabirimle Fethullah Gülen cemaatinin orduya yerleştirdiği kadroların devleti ele geçirmek için yaptıkları bir darbe ise şunu tespit etmemiz lazım. Öyle 40 senedir, 50 senedir bunlar örgütleniyormuş bilmem ne bunları geçelim. Ben de biliyorum 72'den beri ta İzmir'de bir küçük camide vaizkenden beri evet. Fethullah Gülen bu devlette örgütlenmek istiyor. Ama Cumhuriyet'in kurulduğundan beri, Cumhuriyet öncesinden beri 1924 3 Mart'ında hilafet kaldırıldığında da Türkiye'de isyanlar çıktı. Dolayısıyla bu tarikat ya da cemaat gibi dinsel yapılar devlette hep örgütleniyordu. Ama ne zaman ki 2002'de AKP iktidara geldi, hatırlayın 2003 Askeri Şurası'ndan, Yüksek Askeri Şurası'ndan itibaren İrtica nedeniyle ordudan ihraç edilen subaylar için Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı ve Başbakan şerh koymaya başladılar. Evet. 2007'den itibaren bu ihraçları tamamen önlediler. İhraç edilen, irtica nedeniyle ihraç edilen subayları aldılar. Büyükşehir belediyelerinde yüksek maaşlarla işe aldılar. Yani ordudaki o, şimdi kendilerinin mahkum ettikleri, onların tabiriyle söyleyeyim Fethullahçı örgütlenmeye arka çıktılar. Dediler ki biz varız arkanızda. Bunlar sizi oradan atarsa biz belediyelerde işe koyarız. Atılmanızı da önleriz. Gidin bakın ordudan irtica nedeniyle atılmalar neredeyse 2010 referandumdan sonra sıfıra inmiştir. Şimdi burada şunu tespit edeceğiz. Bakın bunu yapmazsak geleceğe dönük aynı hataları yaparız ve bu sistem yine kendi darbelerini üretir. Bir, sorumlu bu. Bakın bir defa şu var. Hepimizin alnına hocamın, Abdullah Bey'in, sizin, AKP'de, Ankara'da, İstanbul'da 81 ilde yaşayan insanların alnına şu leke yapıştırıldı. 2016 yılında, 21. yüzyılda, Cumhuriyet'in 93. yılında darbe yapılabilir bir ülkedir Türkiye. Damgasını, ayıbını, ahlaksızlığını bu ahlaksız adamlar alnımıza yapıştırdılar. Buna sebep olan bu ülkeyi yönetenlerdir. Şimdi burada biraz siyaset yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her hafta grup toplantısında çıktı dedi ki yönetim zaafı var. Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Ne kadar yönettikleri ortaya çıkmıştır. Bakın bunu tespit etmeden olmaz. Bir şey daha tespit edeceğiz. Dinle devlet işlerini bir arada görmek isteyen, dindar ve kindar nesiller yetiştirmek isteyen, altın nesiller yetiştirmek isteyen, imam hatiplerden bak görüyor musunuz terörist çıkmaz diyenler bugün Diyanet İşleri'nden 1200 kişinin işine son verdiler. Evet. Demek ki dinle devlet işlerini ayırmak gerek. Yani demek ki Mustafa Kemal Atatürk'le İsmet İnönü iki ayyaş değilmiş. Evet.
Şimdi kalkıp da genel merkezinizde Atatürk posteri asmakla bu iş olmuyor. Değil mi? O da enteresan bir kare yani. Şimdi bakın, evet. Bu son derece önemli. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı da, Sayın Başbakan'ı da, AKP yetkililerini de tamam geçmişe bir süngeri çekelim. Ama geleceğe bakarken Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine, bu ülkenin felsefesine saygılı olalım, bağlı olalım. Buradan çıkışımız inanın ki budur. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Laikliği mahvettiler. Demokrasiyi katlettiler. Sosyal devleti sadaka devletine döndürdüler. Hukuk devletini yok ettiler. Demin söyledim, kadıyı satın aldılar. Beyefendi, kadıyı satın aldılar. Şimdi buradan çıkamayız bu kafayla. Bir şeyi daha söyleyeyim. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması büyük hatadır. Kendileri söylüyorlar. Polis gücü içinde 100 bine yakın, 250 bin kişilik polis de 100 bine yakın, onların tabiriyle FETÖ, yani Fethullah Gülen cemaatine yandaş varmış. Yani siz demek ki İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmekle, askeri vesayeti kaldırmakla bakın darbeleri önleyemiyorsunuz. Jandarma Genel Komutanlığı'nı İçişleri Bakanlığı'na, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı İçişleri Bakanlığı'na bağlamak şudur. Milli Savunma Komisyonu'nda gırtlağımı patlattım 2 saat, engelleyemedim. GES Komutanlığı'nı 2 yıl önce Genelkurmay'dan aldılar. Milli İstihbarat Teşkilatı'na. GES Komutanlığı ne biliyor musunuz? Genelkurmay kulağı, değil mi? Elektronik öyle? Sistemler evet. Komutanlığı. Dünyanın en gelişmiş dinleme üssü orası. Onu Genelkurmay'dan aldınız. Genelkurmay'ın dış istihbarat bağını kestiniz. Şimdi jandarmayı alıyorsunuz. Jandarma nedir? 150 bin kişilik kuvvetiyle en ücra köydeki, mezradaki sizin devlet gücünüzdür. Aynı zamanda istihbarat kaynağınızdır. Peki siz GES'i alıp Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağladınız ama darbeyi eniştenizden öğrendiniz. Evet. Demek ki olmadı. O sonuca var. Ha, bakın aynı yanlışta ısrar edildiğini Sayın Hocam'a hatırlatmak istiyorum. Bunlar yanlış. Şimdi biz buradan uyarıyorum. Gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki 317 milletvekilini, gerek hükümetini, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Eğer biz buradan Sayın Hocam'ın dediği gibi bunu bir vakayı hayriye olarak değerlendirebileceksek, buradan çıkabileceksek dış desteğini tespit edeceğiz. İki, Abdullah Bey'in söylediği özellikle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de neler oluyor da bunlarla bunun bağlantısı nedir çözeceğiz. Birbirinden bağımsız değil değil mi? Değil, kesinlikle evet. Değil. Üç, çok önemli. Biz acaba bu darbeler üreten sistemi 50'den beri, yani laik cumhuriyetle kavgalı, yani cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle kavgalı değiştirecek miyiz? Yani 4+4+4 eğitim sistemi değişecek mi? Tekrar laik bilimsel eğitim gelecek mi bu ülkeye? Yani ODTÜ düşmanlığı bitecek mi acaba? Yani Gezi'deki gençlerin terörist olduğunu söyleyenler, Gezi'de Taksim Meydanı'nı yasaklayanlar, burada hocamı düzelteyim, CHP ile AKP birlikte miting falan düzenlemedi Sayın Hocam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingiydi o. Oraya AKP'li dostlarımız misafirlikten geldiler. 150-200 kişilik bir grup. Yani orada 700 bin kişi öyle AKP ile ortak düzenlediğimiz bizde. Biz davet ettik bütün partileri. Elbette AKP'den de, MHP'den de. Hayır, hiç itirazım yok. Ama şunu söyleyeyim. Biz o saygı gereği kendi altı oklu bayrağımızın altında bir miting yapmadık. Doğru bir şey yaptık. Oraya AKP'li dostlarımız da gelmiştir. Ama diğer partilerle beraber düzenlediğimiz bir şey değil. Bizim İstanbul İl Örgütümüz gece gündüz çalışarak 10 bin üzerinde güvenlik elemanı görevlendirerek. Neyse geçiyorum. Evet. Şimdi toparlıyorum. Bakın buradan eğer Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve bilimsel eğitime ve toplumun laik olarak. Bakın şu hatadan dönmeliyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen laik olan devlettir. İnsanlar laik olmaz demeyin. Devlet dediğiniz taş bina değildir. Devlet dediğiniz insanlardır. 2,5 milyon memurdur. Eğer o memurlar laik bir kafada değilse, yani kimsenin neye inandığıyla neye inanmadığıyla ilgilenmiyor, görevini yapmıyorsa, işte o zaman devlet darbelere açık olur. Demokrasidir, tam demokrasidir. Genel Başkanımızın tabiriyle birinci sınıf demokrasidir. Birinci sınıf demokrasi kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler birliği demeyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası. Bakın bir devlet yapan nedir? Anayasası. Sayın Recep Tayyip Erdoğan
7 Haziran seçiminden sonra Rize'de çıktı, ne dedi? Ben seçildim. Öyleyse artık isteseniz de istemeseniz de bu ülkenin yönetim şekli değişmiştir. Şimdi bu yeni yönetim şekline göre bana göre bir anayasa yapın dedi. Parlamenteristler rafa kalkmıştır dedi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı anayasa orada dururken. Anayasa yok. Peki orduyu ne yaptı? Çekmediniz ama. Süngeri bir çekin şimdi. Çekeceğim ama bunu çekebilmek için onu görmemiz gerekiyor Sayın Hocam. Siz şimdi burada diyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı. Hayır, bunu görmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Taksim'e diyor, o kışlayı yapacağım diyor. Şimdi siz Taksim'e o kışlayı yapacağım diyorsanız o zaman demek ki buradan yeterli ders çıkarmamışsınız. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Orduyu çökertiyoruz bakın. Ordunun dış istihbarat kaynağını aldık. İç istihbarat kaynağını aldık. 150 bin kişilik jandarmayı da alıp emniyete bağladık. Yani İçişleri Bakanlığı bugüne kadar bağlıydı ama idari yönden bağlıydı. Özlük hakları yönünden tamamen ordudaydı. Şimdi rütbelerini falan da değiştiriyoruz. Ne oldu? 250 bin polis, 150 de jandarma oldu, 400 bin. Burada ne kaldı? 400 bin. Evet. Bunu mu dengeliyoruz? Bu doğru bir şey değil. Eğer siz demokrasiyi kurumsallaştıramazsanız, İnsanları demokratikleştiremezseniz, insanları özgür bireyler durumuna getiremezseniz, siz TÜRGEV vasıtasıyla, TOGİMDER vasıtasıyla şimdi cemaatleri yüksek öğretimden anaokuluna, ya 2,5-3 yaşında çocukları kafalarını türbanla bağlayıp namaz şenliği diye camiye doldurursanız ve sokağa çağırdığınız insanları demokrasi adı altında Recep Tayyip Erdoğan mottosu üzerinden örgütlerseniz buradan çıkamayız. O zaman diyorum bakın 50'de Demokrat Parti Laik Cumhuriyet'le oynadı, 60'ta darbesini üretti. 71'de Süleyman Demirel oynadı, darbesini üretti. 80'de darbesini üretti. 95'te darbesini üretti. 97'de darbesini üretti. 2007'de darbesini üretti. 2015'te darbe girişimini üretti. Bunda bir sorun var. Yani aynı hatayı yapıp devamlı aynı kararları alıyorsunuz, aynı şeyle karşı. Ve bakın söylüyorum tekrar, bütün darbeler ama bütün darbeler Türkiye'de solu ezdi. Solu ezdi. 12 Eylül, yani sizin yaşınız müsait değil tabii. 12 Mart'ta bizim arkadaşlarımız ellerine bir tek asker kanı değmediği halde 3'e 3 çığlıklarıyla mecliste kalkan parmaklarla asıldı. 1999, yani 1980'e gelirken sokaklarda 20-25 genç ölürken Kenan Evren denilen faşist çıktı, dedi ki biz bunu Mayıs'ta planlamıştık. Kamuoyu hazırlansın diye efendim işte bekledik Eylül'e kadar dedi. Ne oldu? 17 yaşında çocuklar yaşı büyütüp asıldı. Sol adına bir şey bırakılmadı. Sendika bırakılmadı. Sol örgütlülük bırakılmadı. Geldik. Bakın. Bugüne gelelim. Bugüne. Evet. Bugün şimdi biz Fethullahçı terör örgütü mensuplarını ordudan ayıklıyoruz diye, devletten ayıklıyoruz diye elimizi yıkayamayız. Bunun sorumluları hesap vermek zorunda halka. En azından çıkıp özür dilemek zorunda. Recep Tayyip Erdoğan çıkacak televizyonlara, ey halkım senden özür diliyorum. Yani sizi Obama kandırdı, sizi Abdullah Öcalan kandırdı, sizi Kandil kandırdı, sizi Avrupa Birliği kandırdı, o kandırdı, bu kandırdı. Şimdi de Fethullah kandırdı. O ne güzel. Peki içeri attığınız subaylar derse ki vallahi kusura bakmayın Fethullah bizi kandırmış, af mı edeceksiniz? Bu nasıl bir yönetim devlet anlayışıdır? Başka bir şey söyleyeyim. Yani öyle bir noktadayız ki bakın %1,5 katıldı diyoruz ordunun. Topu topu 300 küsür generalimiz var, 149. Demek ki generallerde %50. Ya bu felaket arkadaşlar, yapmayın. %50'si bir ordunun genel kadrosunun %50'sinin katıldığı bir darbe. Öğleden sonra 3'te alışveriş merkezine gider gibi gidiyor. Darbeyi Cumhurbaşkanı eniştesinden, başbakan eşten dosttan öğreniyor. Ve biz alıyoruz emniyet istihbarat. MİT görev yapmamış. MİT müsteşarı yerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü yerinde, İçişleri Bakanlığı yerinde, hiç istifa akıllarına bile gelmiyor. Darbe olmuş ya bu ülkede eğer söylüyorsa. Ve kimse sorumluluk almıyor. Kim sorumlu? Herhalde CHP. Orada da yani CHP'yi sorumlu tutarlarsa hiç şaşırmam. Böyle bir şey olamaz. Kim bunun sorumlusu? Bu hesabı kim verecek? Benim alnıma, hocamın alnına 2016 yılında Avrupa Birliği ile görüşme müzakereleri yapan Türkiye'nin alnına darbe yapılabilir bir ülke olma ayıbını kim yapıştırdı? Buna kim müsaade etti? Bu adamları bakın 2014 askeri şurasında terfi eden generallerin tamamı darbeci diye bugün ordudan atıldı. Peki siz bunu
15 gün önce atadıkları Sinop valisini görevden alıyorlar. Kim atadı? Bu İçişleri Bakanı atadı. E şimdi bu İçişleri Bakanı'nın hiç sorumluluğu yok. Ordudan jandarmayı alıp İçişleri Bakanı'na bağlıyoruz. Bakalım, bakın ders alınacak mı bu kez? Lütfen evet, bu ders mesela alınmazsa evet. Sayın Hocam'ın temennilerine yürekten katılıyorum. Buradan bir iyimserlik çıkaralım. Ben inanıyorum. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bakın çağırdı parti liderlerini, gidildi, görüşüldü. Hiçbir sorun yok. O gece mecliste bombalar altında arkadaşlarımızla üzerimize tozlar, tuğlalar yağarken milletvekili arkadaşlarımız sığınaklarda görevini yaptı. Halkımız sokaklarda 20 gündür görevini yapıyor. Hiçbir itiraz. Ama Cumhurbaşkanı da görevini yapmalıdır. Lütfen. Evet. Bunun mutlaka halkımızın karşısına çıkıp, ey halkım senden özür dilerim. Ben bunların terörist olduğunu anlayamamışım. Bunları devlete doldurmuşum. Şimdi bunları peki Fethullahçıları temizleyeceğiz, iş bitecek mi? Bitecek mi gerçekten? Bu mesela soru hala mesela menzilcileri evet. Ne yapacağız? Mesela kırkıncıları ne yapacağız? Mesela diğerlerini ne yapacağız? Mesela devletle din işlerini bir arada götürecek miyiz yine? Yani yine 4+4+4 deyip dindar ve kindar nesiller yetiştirmeye mi programlayacağız? Yoksa bilimin ışığında aydın, özgür bireyler olan yurttaşlar olarak mı yetiştireceğiz çocuklarımızı? Bunun cevabının verilmesi lazım. Karamsar değilim, iyimserim. Halkıma ve siyasetin değişmez unsurları olan partilerimize tabii ki güveniyorum. Ama bu güvenin boşa çıkmaması lazım. Aksi halde bir darbeler silsilesiyle karşı karşıyayız. Evet. Bu darbenin dış ayağını mutlaka ortaya çıkarmalıyız. Peki, teşekkür ederim size de. Umarız geçmişten ders alırız bu kez bari diyelim. Hüseyin Bey, şimdi şöyle bir durum da var. İngiliz gazeteci Gareth Jenkins'ın bir ifadesi benim dikkatimi çekti. Size sormak istiyorum. Bununla eminim söyleyecek çok şeyiniz olacaktır. Der ki 15 Temmuz'dan beri gördüklerimiz Türkiye ve TSK üzerinde gelecek 20-30 yıl etkide bulunacak bir sürecin başlangıcı. Devasa bir etkisi olacak demiş ve şöyle devam ediyor. Son derece siyasileşen bir ordu göreceğiz. Kaçınılmaz olan güven kaybının operasyonel kabiliyetler üzerinde olumsuz etkisi büyük olacak öngörüsünde de bulunmuş. Sizce de TSK tabii ki doğrudan TSK'ya hedef alan bir darbe girişimine karşı karşıyayız ama İngiliz gazetecinin de dediği gibi 20-30 yıl etkisi giderilemeyecek mi? Neler bekliyor Türkiye'yi? Teşekkür ediyorum. Gareth Jenkins, Türkçe'yi de bilen, Türkçe'ye vakıf, İstanbul'da uzun süre gazetecilik yapan ve İngiliz hükümetine ve istihbaratına da tabii raporlar yazan bir insan. Ve Balyoz ve Ergenekon operasyonlarının bütün neredeyse dokümanlarını okuyan ender kişilerden biri. Evet. O nedenle Türkiye ile analiz yapan insanlardan dışarıdan bakıldığında şüphesiz görüşleri dikkate alınması gereken kişilerden biri. Önce bunu söyleyelim. Evet. Kendisini de şahsen tanıyorum. Türkiye'de siyasallaşan bir ordu endişesi, Sayın Bozkurt'un da söylediği gibi, hani Türk ordusunun nereye evrileceği, nasıl bir imajla şimdi ortaya çıkacağı günün önemli sorularından biri. Çünkü eğer bu içeriden bir boşalma, bir değişme ve yeni bir fidan orduda yetiştirme fikri ise, o zaman bunun da çok dikkatli yapılması gerekiyor. Ben iyimserliğimi hep şunlar yapılırsa diye koşullu cümlelerle yapıyorum. Olmazsa şunlar olur. Yani olumsuzlukları da söylemek isterim. Ben Türk ordusunun NATO içerisinde en fazla darbe yapan ordu olarak birinciliği koruduğunu söyleyeyim. Bu başarısız darbe ye rağmen bence Türkiye'de darbe yapılabilir görüşü bence artık olmaması gerekiyor bu alınacak önlemlerden sonra. Ama şu andaki nesil başarısız bir darbenin ne olduğunu ve özgürlüklerin kısıtlamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu gördü. O nedenle özellikle genç nesil üzerinden gitmek lazım. Ben burada hem Cumhurbaşkanı'na hem de hükümete şunu önereceğim. İnsanlarda büyük bir tedirginlik var. Üniversitelerden sokaktaki insana kadar ve gençler bu ülkeden kaçmak istiyorlar. Altını çizerek söylüyorum. Bu ülkeden insanlar, eğer gençler kaçma eğilimine girerlerse bu çok tehlikelidir. Yani özellikle okumuş insanların, gençlerin şu anda bütün büyükelçilikler başta olmak üzere dünyanın her yerinden gelen teklifleri ciddiye alıp
göç etmeye başladığı bir sürece girebiliriz. Ne olmazsa Türkiye acil bir şekilde tekrar o demokratik değerleri, özgürlük değerleri, insanlara özgürlük havasını vermeyen hiçbir sistemin başarılı olma şansı yoktur. Şimdiye kadar yetiştirilmek istenen dini ideolojiyi çok fazla ön plana çıkaran, ki bu böyle oldu ve bu darbenin de iki farklı ideoloji arasında değil, Yılmaz Özdil'in deyimiyle yani aynı tarlanın domatesleri. Yani bir yabancı yok. Burada büyük bir yanlışlık yapıldı. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın bu yanlışlığı görmesini ben de öneriyorum. Hatalardan ders almak önemli. Yani bazıları ahmakmışız diyor, bazıları işte kandırıldım diyor. Devleti yönetenlerin kandırılma veyahut da ahmaklaşma lüksü yok. Çünkü siz toplumu yönlendiren, toplumun hakkında karar alan ve bu kararları uygulayan, toplumların önünü açan veyahut da kapayan kişilersiniz. O nedenle vizyoner kavramı burada ortaya çıkıyor. Yani sürekli olarak kandırıldım, aldatıldım, işte biz şunu göremedik, bunu göremedik demek bu yanlış. Yanlışları da şimdi hepimiz biliyoruz. Yani bir adım ötesine gidilmeli değil mi? Bu noktadan sonra Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya gerçekten çatışmacı, kutuplaştırıcı politikalara, söylemlere devam edilecek ki bu eğitimle de ilgili. Yani ben Türkiye'deki eğitim sisteminin de yeni baştan düzenlenmesi gerektiğini söylüyorum. Bütün dünyada laik eğitimin çok önemli olduğunun yeniden anlaşılmaya başlandığı bir sürece girdik. Yani 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda bütün dünyada İslami hareketlerin ön plana çıktığı, İslamiyet'in alternatifler sunabileceği düşüncesiyle yapılan bütün dini eğitim reformlarının başarısız olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Bu sadece bizim ülkemizde değil, başka ülkelerde de var. Ben dünyayı takip ediyorum ve dünyayı takip eden biri olarak bunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin sadece içindeki sorunlardan bahsetmiyorum ve dünyada şöyle bir yapılanma var. Bunu zannediyorum sizin daha önceki programlarınızda söyledim. Dünyada iki ana akım var. Bir tanesi diyor ki biz dünyanın neresinde olursa olsun radikal hareketlere, özellikle dini içerikli hareketlere taviz vermeyeceğiz. Bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Yani Almanya'da şimdi Alternative für Deutschland veyahut da Donald Trump veyahut da işte Macaristan'da Viktor Orban ve bugün Almanya Müslüman ilticacı kabul etmeme yönünde tartışmalara başladı. Öneriler gelmeye başladı. Ve Almanya'da son dönemlerde yaşananlar, özellikle Fransa'da ve klasik müstemlekeci ülkelerde yaşananlar, özellikle bunu dini bir kisve altında yapanların şüphesiz dünyaya büyük bir tehdit verdiği doğrudur. Ama bilim ve teknolojinin halen kimde olduğu sorusu vardır. Ben Avrasya coğrafyasını son dönemlerde çalışmaya başladım. Rusya, Çin başta olmak üzere bütün o coğrafyadaki öncelikli tehdit algılamalarından bir tanesi dini içerikli radikal hareketlerin önlenmesidir. Yani Rusya'dan Çin'e, Güney Kore'den Japonya'ya, güneyde Hindistan'dan ve Pakistan dahil olmak üzere şimdi o coğrafyalarda da bu hareketlerden bir arınma, bir temizlenme süreci vardır. Ben beyefendinin, Üstün Bey'in söylediği birkaç şeye o benim ne fikir olmadığını söyledi. Ben de bir konuda belki en fikir değilim ama özünde birlikteyim. Yani bütün darbeler kötüdür. Toplumların özellikle demokratik toplumlarda darbelerin yapılması çok kötüdür. Ama bizim ülkemizde yaşananlar nevi şahsına münhasır bir yapı arz ediyor. Kime göre? Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda. Ben son dönemlerde özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırmayacağını ama Avrupa değerleriyle Türkiye'de şu anda tartıştığımız değerler arasında bir çatışmacı yapı olduğunu görüyorum. Ve Batı'nın her söylediğinin de doğru olmadığını söylemek lazım. Yani buna Batılı olmayan değerlerin oluşma süreci diyoruz biz şimdi. Yani Batılı değerler insan hakları kavramından tutun da birçok şeye kadar
önemlidir. Ama artık o değerlerin savunulduğu ülkelerin bunları ihlal etmeye başlaması nedeniyle onun inanırlığı ve güvenirliği kalmadı. Yani biz artık zamanın ruhu açısından konuştuğumuzda gerek ABD'nin gerekse Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde büyük sosyal çalkantılara gireceğini ve Avrupa'nın şu anda kendisiyle büyük bir iç çatışma yaşadığını görüyoruz. Ve bunu iyi okumak lazım. Yani tukaka diyeceğimize Avrupa nereye gidiyor, Amerika nereye gidiyor, Rusya nereye gidiyor ve biz nereye gidiyoruz? Ve biz bu tehlikeli sularda gemiyi sağlam yollara nasıl götürebiliriz, kayalara nasıl çarpmadan devam edebiliriz sorusu geliyor günden. Ben özellikle son 10 gündür Türkiye'de toplumsal endişenin özellikle düşünürler arasında ve üniversitelerde son dönemlerde yaşananları da göz önüne aldığımızda çok olumsuz bir tablo oluştuğunu düşünüyorum ama gençlerin bu ülkeden kaçmaya başlamaları ülkenin gençleri sahip çıkmadıkları zaman bu tehlikeli bir gelişmedir. Ama bunun düzeltilebileceğini düşünüyorum. Yani din ağırlıklı, dini motivlerle ön plana çıkan eğitim başta olmak üzere yaklaşımın değiştirilmesinde büyük fayda var. Bakın mesela Ahmet Davutoğlu döneminde Orta Doğu'ya yönelik olarak çok böyle fazla yeni Osmanlıcı, İslami değerleri çok fazla ön plana çıkaran politikaların yürümediğini gördük. Yani çok hayalperest, romantik bir politikaydı. Binali Yıldırım'ın başbakan olur olmaz ilk söylediği şey, biz yeni dostlar kazanacağız cümlesidir. Komşularla sıfır sorun politikası değil. Büyük bir U dönüşü. Şimdi Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta yapacakları görüşme önemli. Ben Rusya ile Türkiye arasında bu yakınlaşmanın tam da şu sırada çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Birçok toplantılarda bunu zaten gündeme getiriyoruz. Ama asıl önemlisi bence Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak, şimdi hele hele böyle bir deneyimi de arkasına alan biri olarak, yaşamış biri olarak, ben Alman ARD televizyonuna verdiği röportajı da tabii izledim. Orada söylediği şu cümleler çok önemliydi. Ben siyasi yaşamımın en zor sürecini yaşadım. Şimdi daha önceden gerçekten de ben her şeyi yaparım, %52 beni seçti, ben işte fiilen sistemi değiştirdim gibi yaklaşımlarla, yani oldu bittilerle bu işin yürümeyeceğini gördük. Evet. Anladığını düşünüyorum ben. Ve Cumhurbaşkanı'na ve hükümete benim önerim şu. Siz yine tabii siyasetçi gazıyla gittiniz ve öyledir de, yani o sizin doğal hakkınız, yani eleştirilerinizi getirmek, ama bütün siyasal partilerin ve iktidarın farklılıkların bilincinde olarak unutmamak gerekiyor. Onda en fikrim, mutabıkız. Ama yeni bir yapıya doğru giderken Türkiye'nin herkesin bir katkısının olduğunu bilmek lazım. Ve özellikle hükümetin bunu bilmesi lazım. Ben Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun saraya gitmelerini çok olumlu buluyorum. Yeni bir hava yaratıldı değil mi? Kesinlikle ve şunu da söylemek lazım. Bugün gazetelerde de vardı. Cumhurbaşkanı 1. Ordu Komutanı ile konuşuyor. Diyor ki siz gelin, ben sizi korurum. Nasıl inanacağım diyor. Sayın Bahçeli'ye sorun diyor. O enteresan değil miydi? Bunun altında ne var? Bahçeli nasıl? Şimdi ama o anda yaşamını kurtardı. Şimdi yani. Şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'deki siyasi kadroların, yani ordunun nasıl siyasallaştığını gösteriyor hocam. Bir itirazım yok. Ordunun etkilenmemesi beni mümkün mü? Bahçeli'ye sorun ne demek yani? Ama bakın, bunu Cumhurbaşkanı da söylüyor. Ama mesela beni Binali Yıldırım'a sorun demiyor. Ama bakın, şimdi bu böyle değil. Yani şunu da kabul etmek lazım tabii. Yani bu ülkenin belli sosyolojik gerçeklikleri var. Adam orada can derdinde. Yani, ben olsam o adam bugün emekli ederim hocam. Bak sen mi söylüyorum? Bilemiyorum. Adam olmadığına göre demek ki böyle bir şey var. Bir ordu komutanı kendini bir siyasi parti lideri üzerinden tanımlayamaz.
Şimdi tabii bunları belki anlatmak Kılıçdaroğlu ifade de farklı de aynı olur. Şeydi. Şimdi bunları şu anda evet, konuşuyoruz tabii. Evet, o başka tabii, bir konumuz olur. Evet. O şeyde Balıkesir hani şeyden Marmaris'ten yola çıkarsanız oraya gelse onu düşünmüyorsun. Evet. Bu can korkusu farklı bir şey. Hayır, ben ona şey yani mecliste konuşmak Sümeyye, gibi bir şey değil. Buyurun siz de toparlayın. Şunu bir dakikanız söylemek var. İstiyorum evet. Son olarak. Üzerinde mutabık kaldığımız temel nokta Türkiye'nin din ile devlet işlerini birbirinden açık ve net bir şekilde ayıracağı bir yapıya gitmesi lazım. Küresel anlamda söylüyorum. Küresel anlamda radikal akımların, özellikle dini içerikli radikal akımların bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde mücadele edileceği bir yapıya girdik. Türkiye örneğinde, Türkiye'nin neredeyse radikal bir İslami yapıya doğru gittiği yönündeki endişeler bence bu son gelişmelerle büyük oranda bertaraf edildi. Evet. O nedenle bunu iyi kullanmak lazım. Ve insanların dini duygularını ve vatanseverlik duygularını tıpkı kimyasal şey gibi ayrı elementler olarak görmek lazım. İkisini birleştirdiğinizde zaten o vatan millet duyguları oluşuyor. O nedenle bundan sonraki süreçte Türkiye'nin parlamenter demokrasiden geri adım atmaması gerekiyor. Parlamentonun muhakkak olması gerekiyor. Ortak bir anayasanın muhakkak yapılması gerekiyor. Ve bu yaşananlardan da tekrar söylüyorum başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet, muhalefet ve tüm toplum ders almalı diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum size de. Abdullah Bey'den özür dilerim. Bir cümle çok kısa. Bir evet. Cümle bak hocama açmak için. Sevgili hocam evet. Asla siyaset yapmıyorum. Bakın eğer o ahlaksız darbe başarılı olsaydı o alçak darbe. Kötü olacaktı. Ben şu anda hapishanedeydim. Kesinlikle. Milletvekilleri. Bak başka bir şey söyleyeceğim. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na büyük görev düşüyor. AKP'ye büyük görev düşüyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetindedir. Ancak savaş halinde Cumhurbaşkanı temsil eder. Şimdi siz başkomutanım diyemezsiniz. Şu anda Türkiye savaş halinde değil barış halinde. Böyle bir dipnot belirtiyoruz. İki, ARD televizyonuna verdiği, bakın ama ARD televizyonuna ben başkomutanım. ARD'ye verdiğinde diyor ki benim halkım idam istiyorsa ben siyasetçiyim ona hayır diyemem. Bakın bu o kadar tehlikeli bir laf ki. Yarın halkınız şeriat istiyorum derse hayır diyemem. Yok bunda da mutlaka onu diyemez. Onun için diyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı üslubunu dikkatli seçmeli. Bu böyle başkomutanlık yok idam. Tabii. Siz başkomutan falan değilsiniz. Siz cumhurbaşkanısınız. Peki. Evet. Sağ olun. Şimdi Abdullah Bey. Başkomutan da savaş halinde. Savaş halinde başkomutan. Ama şu anda verdik. Değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen sayı. Şimdi görevden alınanlar da var. Kamuda 50 bine yakın kişi açığa alındı. Yani dokunulmadı, kurum kalmadı. Sizce her şey bitti mi? Yeni bir tehlike yeniden baş gösterebilir mi? Ve önceki iki konuşmacım da reçeteleri yazmaya başladılar. Sizden de bunu devam ettirmenizi rica edeceğim. Türkiye nasıl kurtulur? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Yani öncelikle şunu söylemek gerekiyor sanırım. Yani bu denli derin bir yığınaklanma, hem zamana hem alana yayılan bu kadar derin ve etkili bir yığınaklanma. Ancak bu denli sert bir karşı refleksle temizlenebilirdi. Bu noktada temizliğin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ama temel problem bana sorarsanız burada değil. Çünkü sonuçta bu tehdidi de bizim bir şekilde kavramsallaştırmamız gerekiyor. Diğer önceki yapmış olduğum konuşmada da ifade etmeye çalıştım. Bugün İslam coğrafyasında tanımlamak gerekiyor. Yani neyin nereye gittiğini. Nasıl bir hale geldiğini. Bugün şu an İslam coğrafyasında yüzlerce ideolojik İslamcı akım var. Onlarca ılımlı İslamcı akım var. Binlerce radikal İslamcı akım var. On binlerce dini ve dindarı istismar eden, devletleri ve askerleri ve sistemleri istismar etmeye çalışan, gücü ele geçirmeye çalışan menfaat odaklı cemaat ve tarikatlar var. Geleneksel İslam modelleri var, bölgesel İslam modelleri var. Bunların hepsinin fevkinde bir mezhepsel bölünme veya mezhepsel fitne var başka bir ifadesiyle. Şimdi bunların hepsi bir araya getirildiği zaman ben şu soruyu soruyorum. Biz neye inanacağız? Bunların hangisine inanacağız? Şimdi bunların hiçbirisinde neye inanacağız sorusunun cevabını bulamıyorum. Yani şimdi bir örnek vermek istiyorum. İşte Nusra ile IŞİD aslında aynı kökten gelen. Hatta
2011'de Ebu Bekir Bağdadi, Jolani'yi, Nusra'nın liderini Suriye'ye işte IŞİD'in devamı olarak, IŞİD'in örgütlenmesi olarak oraya gönderdi. Sonra aralarında bir kırılma yaşadılar. Bu kırılma aslında eksensel değil, ideolojik, menfaat ve bağlantılarla ilgiliydi. Bir de IŞİD işte 700 tane Nusra'yı kestiği için böyle bir kırılma yaşadılar. Nusra bir hamle yaptı. Dedi ki IŞİD batıldır dedi. Bunu ispatlamak için de 7 tane fetva makamından, Nusra'ya bağlı fetva makamından fetva aldı ve IŞİD batıldır. Şimdi IŞİD de bunun karşısında bir karşı hamle yaptı. 7x7 49, 40, kendisine bağlı 49 tane fetva makamından fetva alıp dedi ki Nusra batıldır. Şimdi bu örnekten hareketle ve diğer yaşamış olduklarımızla beraber ben bir çözüm bulmamız gerektiğine inanıyorum. Ve bu çözümü açıkçası bizim toplumsal bilincimizde ve dini bilincimizde olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bunun kaynağı ne olacak? Bunun kaynağı biraz önce bahsetmiş olduğum o parçalı yapı mı olacak? O parçalı yapılan bir tanesi mi olacak yoksa tekil bir gerçek mi olacak? Bizim aslında duvarımızda asılan tekil bir gerçeğimiz var. Bizim Kur'an'ımız var ama çok ilginç bir şekilde biz Kur'an'ımızı okumuyoruz. Okumadığımız için anlamıyoruz, anlamadığımız için tefekkür edemiyoruz, tefekkür edemiz için de hayatımıza geçiremiyoruz. Ve bir şekilde bunu yapamadığımız için canlı putlar üzerinden, konuşan putlar üzerinden istismar ediliyoruz. Ve bu sadece bu FETÖ'cü yapılanmaya da mahsus olan bir özellik değil. Yani diğerlerin hepsinde buna benzer özellikler var. Yani dozajları farklı sadece. Yani oradaki başındaki kişinin belirlemiş olduğu bir dozajla beraber istismar ortaya çıkıyor. Veya kullanımı ortaya çıkıyor. Bunun adına işte teslimiyet diyorlar, muafiyet diyorlar, hizmet diyorlar, üçlü bir arada diyorlar filan falan. Şimdi burada bir şey var. Aslında bu ilgi, bu tespiti kullanmam gerekiyor. Önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi Batı dünyası 30 yıl ve 100 yıl savaşlarında ruhbanın, yani Hristiyan ruhbanın, yani işte onların inanışında Hristiyanla Tanrı arasına giren ve Tanrı'nın yetkilerini kullanan kişilerin üretmiş oldukları o Hristiyanlığı, devletleri ve askerleri ve sistemleri istismar etmenin önüne nasıl geçti? Evet, laiklikle geçti. Yani laiklik aslında oradan bize ithal bir şey. Ama oraya nereden ithal oldu? Oraya da Kur'an'dan ithal oldu. Bu gerçeğin altında bizim, yani Kur'an'ı biz okumadığımız için bu temel gerçeği görmüyoruz aslında. Bize yani, bu gerçek kasten onu. Ya hayır, şimdi şöyle bir şey var. Bakın Osmanlı'nın son dönemine bakmak gerekiyor. Osmanlı'nın son döneminde yani egemen olan değil zaten Osmanlıca ve işte Arapça, Türkçe, Farsça, Fransızca karışık bir dil. Büyük şehirlerdeki okuma yazma oranı %5'ler seviyesinde, Taşlı'da %2'ler seviyesinde. Çoğunluğu da gayrimüslim hocam. Tabii. Bir hanımlar, yani kadın nüfusta bu oran bunun %10'u seviyesinde. Şimdi bu zafiyet bugün de devam ediyor. Bugün Türkiye'de kitap okuma oranı 7 senede 1 kitap. Evet. Batı dünyasında kitap okuma oranı senede 17 kitap. Şimdi bu bilinç seviyesindeki zafiyet, yani güç ve inisiyatif üretmiyor. Yani bizim üretmiş olduğumuz güç ve inisiyatif işte almış o televizyonu ekranını alıyoruz. İşte ekranını alıyoruz bir yerden, bir şeyini bir yerden alıyoruz. Bunu montaj yapıyoruz. Biz bu kadarını üretebiliyoruz. Ve bu ama Batı dünyası o üretmiş olduğu bilgi ve bilinç seviyesiyle süper kobra yapıyor. Apache yapıyor. Ne bileyim F-35 yapıyor. Yani F-22 Raptor yapıyor. Ve bunlarla bize kendi bekasını dayatıyor. Şimdi bu bilgi ve bilinç seviyemizi hem pozitif bilim hem manevi ilim konusundaki bilinç seviyemizi yükseltmediğimiz sürece, bunlarla kavramsal anlamda bir mücadele girişmediğimiz sürece biz yaşayacağız mı? Çünkü inisiyatif üretemiyoruz. Güç üretemiyoruz, denge üretemiyoruz, pozisyon üretemiyoruz. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiği zaman biz nereden başlayacağız bu mücadeleye? Şimdi bence ben gerçekten sayın konuklarımızla bu noktada sonuna kadar katılıyorum. Bizim laiklik denilen temel bir gücümüz var. Biz bu gücümüzü bundan sonraki süreçte etkin olarak kullanmak zorundayız. Yani birilerinin dini ve dindarı, devleti ve askeri istismar etme potansiyeli barındıran bu güç ve menfaat odaklı yapılarla bir şekilde gerçekten bekamız adına, geleceğimiz adına mücadele etmek zorundayız. Yani bunu yapamadığımız sürece işte coğrafyanın hali ortada. Yani sonuçta Irak'ın hali ortada, Suriye'nin hali ortada. Türkiye'nin, yani hani hep şu cümleyi ben çok ısrarla kuruyordum. Diyordum ki Irak Suriye'yi Iraklaştırdı.
Bugün Suriye ile Irak Türkiye'yi Iraklaştırıyor ve Suriyeleştiriyor. Şimdi bu gerçeği yaşıyoruz biz. Yani bu bunu IŞİD üzerinden yaşıyoruz, PKK üzerinden yaşıyoruz, bu darbeci zihniyet üzerinden yaşıyoruz. Veya bundan sonraki süreçte bunların yerini alacak diğer yapılarla yaşamak gibi bir şeyimiz var. Riskimiz var. Şimdi biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Biz aslında bu mücadeleyi yaptık. Bizim kurtuluş mücadelemizin ruhunda bu var aslında. Yani şimdi Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu o siz, bakın çok ilginç bir detay. Yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde insanların dinini anlaması için yapılmış bir tane tefsir var. O da Ebu Suud Efendi Şeyhülislam. Onun zamanında o da zaten çok kendine özgü çok sert kuralları tefsir olan. Tefsir bile değil yani. Yani değil. Ama Atatürk'ün yapmış olduğu, kendi cebinden çıkartmış olduğu parayla diyor ki hocam diyor sen şu kitabı bir Türkçesini çevir artık diyor. Şu millet okuduğu kitabı bir anlasın diyor. Şimdi biz bu kitabı anlamadığımız süreç. Elmalı'da. Elmalı Hamdi Nazlı kitabı. Yani biz bunu anlamadığımız sürece. Bakın açık ısrarla söylüyorum. Biz kendi kitabımızı kendi dilimizden okumadığımız sürece, anlamadığımız sürece, üzerinde düşünmediğimiz sürece, tefekkür etmediğimiz sürece isteyen geçer, isteyen geçmez. Bunu yapmadığımız sürece bakın hep istismar edileceğiz. Hep kullanacağız. Ve şunu söylüyorum. Kur'an okuyan, anlayan, tefekkür eden ve hayatı da geçiren kimseyi kimse istismar edemez. Kimse yönetemez ve yönlendiremez. Çünkü o direkt hukukunu kendisini Yaradan'la kurmuştur. Şimdi burada birileri araya girip manipüle ediyorsa yani bu darbe girişiminde olduğu gibi emir komutan sinsilerini bir çeşitli seviyelerde manipüle edip bir şekilde altta kalanları istismar etmeyi başarmayı yani burada da aynı şey var. Yani sonuçta hem inancımızda hem de devlet hayatımızda çeşitli seviyelerde manipüleler var ve altta kalanları birileri istismar etmeye çalışıyor. Buna biz engel olmak zorundayız. Buna engel olmak için de bir ülke mesela bir insan olarak hani tasavvur edelim. Adını soyadını iyi bilmeli. Yani ülke olarak nasıl çevireceğiz? Bir insan adını soyadını kimliğini iyi bilmeli derken ülke olarak da bence hani katılır mısınız bilmiyorum ama milli değerlerini iyi bilmeli. Bakın şimdi o değerlere biz sanki böyle yavaş yavaş geri dönüyormuş gibi bir hava yaratılıyor işte. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Pankartı şimdi geliyor. Atatürk ne kadar büyük bir adammış. Şimdi demeye başlıyorlar. Yani o tıpkı İsrail ve Rusya'da yaptığımız o dış politikadaki U dönüşleri sanırım bu milli kimliklerde de bir U dönüşüne sebep olabilir. Yani böyle biz kurtulabilir miyiz? Yani şu ana kadar çeşitli gerekçelerle veya hani siyasetin kendi hedefleri doğrultusunda bizim dini, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz veya ulusal değerlerimiz birbirinin zıttı, kamili gibi filan böyle algılandı veya algılatılmak istendi. Ben bunlar hiçbirisine katılmıyorum. Yani bizim hepsi birbirine uyumludur ve hepsi birbirini destekler. Yani. Bu böyle bizim bir mücadeleden doğan bir kimyamız var aslında. Yani sonuçta kurtuluş mücadelesi hani herkes şeyden bahseder. Bununla ilgili benim kendi yorumum şu. Herkes cihattan bahseder. Eğer yani bu kavram da yanlış kullanılıyor aslında. Yani cihat cehd kökünden gelen bir şey ve cehaletle savaş demektir ve en güzel örneğinin yaşanmış olduğu yer Peygamberimizin o 13 yıllık Mekke dönemidir. Yani orada doğrudan doğruya cehaletle yani batılla savaş ifade. Bizim bu işte bu cihat diye ifade edilen şey aslında bir şekilde kıtel fi sebiyallah. Yani Allah için savaş ona benzer. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani aslında bir şey var. Önemli bir şey bence. Buradan bağlamak istiyorum. Şimdi hani ben din adamı değilim ama hani beni de eleştiriyorlar bazen böyle işte böyle dini konulara falan çok giriyorsun. Ben evet din adamı değilim ama bu o 21 yıl bu işe ben emek harcadım. Özellikle dinle güvenlik arasındaki ilişkiyi, tehdidin varlığı ve tehdidin gerekçeleri konusunda bu noktada kendim biraz şey hissediyorum. Yani yetkin hissediyorum. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Peygamberimiz Hira Dağı'na gittiği zaman kendisine gelen ilk emir oku. Hı hı. Yani ikra. Şimdi neyi okuyacak Peygamberimiz? Okuyacağı bir şey yok ki. Ya daha Kur'an inmemiş, daha ilk ayet inmiyor. Niye okuyacak? Orada okudan kasıt benim anladığım indirilen ayetleri değil, yaratılmış ayetleri oku diyor. Şimdi burada bu önemli. Bu ayırdı bizim yapmamız gerekiyor. Son bir dakikamız bu tamam şimdi edelim. İndirilmiş ayetle yaratılmış ayetleri okumak Müslümanlık iddiasındaki insanların boynunun borcu olduğuna inanıyorum ben. Şimdi eğer sen gerçekten böyle bir şeyin varsa hem kainatı okuyacaksın. Yani makro alemden mikro aleme bütün kainatı yani yaratılmış ayetleri okuyacaksın.
Bir yandan da indirilmiş ayetleri okuyacaksın ve bunların birleşimi, bu ortak noktasını hep Kur'an'da 800 yerde geçiyor bildiğim kadarıyla. Aklını kullanmaktan bahsediyor Allah. Şimdi bizim İslam toplumlarında aklını kullanma konusunda gerçekten büyük bir zafiyet var. Şimdi Batı toplumu bu noktada gerçekten bizden belki yüzlerce yıl ileride, bunu kabul etmek zorundayız. Şimdi onların yaratılmış ayetleri okuma, işleme, hayata geçirme ve bundan bir inisiyatif ve güç üretme konusunda üretmiş oldukları başarı İslam toplumunun ezilmesine ve kaybetmesine sebebiyet veriyor. Yani burada eğer biz bu pozitif ilimle ilgili ortaya koyacağımız, yani evet çok gerideyiz ama iyi bir şeyler yapmak için hiçbir zaman da geç değildir. Ve bunu yapabiliriz biz. Bununla ilgili bir şeyi işimizde barındırıyoruz. Gücümüz, yani potansiyelimiz var. Bununla ilgili irade işimizde barındırıyoruz ama bir türlü harekete geçmiyor, eyleme dönüşmüyor. Yani belki bu darbe girişiminden belki bizim alacağımız en önemli derslerden bir tanesi de bu. Yani biz ne yapmalıyız? Şimdi çok çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Evet. Hem zihinsel anlamda hem de fiziksel anlamda. Gerçekten çalışmanın evet. bizim geleceğimiz açısından çok önemli taşıdığını düşünüyorum. Hocam çok ben, kısa bitiriyorsunuz. Tamam, bitirdim galiba. Ben kapatmamız gerekiyor hocam. Bugün, süremiz kalmadı. Evet. Türk bilim tarihinin en önemli insanlarından Profesör Halil İnalcı. Evet, bir kez daha Allah'a rahmet bugün ederiz. Bilkent'te törenine katıldık. İyi ki bize Osmanlı'yı, iyi ki bize Türk tarihini çok iyi anlattı. Özellikle onun Türkiye-Avrupa Birliği tarihini anlatan kitabı çok, da çok önemli. O nedenle ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bir cümle de ben söyleyeyim. Bakın, bitti süremiz. İnanın bitti. Çok kısa. Evet. İlkokul mezunu, her konuşmasında salya sümük ağlayan bir vaiz, bu kadar okumuş yazmış adamı nasıl peşine taktı? Evet. Akıl devre dışı kalıp din doğru değerlendirilmez ve o uydurulmuş din toplumsal hayatı belirlerse bugün Fethullah Gülen takar, yarın başkası takar. Bu arada sözünüzü balla kesiyorum. Bir 15 dakikamız daha olduğunu söylüyor öyle arkadaşlarımız. Tamam. Evet. Ha, evet. Ben buradan devam edeyim. Çünkü bu sohbet bitmeyecek gibi. Evet. Sayın seyirciler bir hocam, arada rica ediyoruz. Devam edeceğiz. Sağ olun. Evet, zorla...